Merhaba arkadaşlar, Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık bazlama tarifim var. Bildiğiniz bütün bazlamaları unutun, bu bazlamayı mutlaka kaydedin arkadaşlar. Gerçekten hem çok lezzetli hem de pamuk gibi yumuşacık oldu. İsterseniz sizleri fazla sıkmadan hemen tarifin yapım aşamasına geçelim. Hamurunu yaparak başlıyorum. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı da ılık süt ekliyorum. Hemen üzerine 10 gram kadar maya ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Şöyle çeyrek çay bardağı kadar da zeytinyağı ekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı mısır unu ekliyorum. Mısır unu eklediğimiz zaman hem çok lezzetli oluyor ve sapsarı çok güzel bazlamalar oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Daha sonra da normal undan 3 su bardağı ekliyorum. Üzerine de silme 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Başka un eklemesi yapmıyorum arkadaşlar. 1 su bardağı mısır unu, 3 su bardağı da normal undan kullandım. Bu şekilde spatula ile toparlayıp daha sonra da elimle güzelce yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan takip edebilirsiniz. Yine de sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorum kısmından yazarsanız hemen dönüş sağlarım. Spatulamı içinden çıkardıktan sonra elimle güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur oldu. Üzerini kapatıp mayalanması için bekletiyorum. Elimi sıvı yağa batırarak toparlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamur çok güzel mayalanmış. Hamurun üzerini açıyorum. Maya kokusunu çıkarmak için şöyle elimle bir toparlıyorum. Toparladıktan sonra bezeleri hazırlıyorum. Her bir bardak undan bir tane beze yapmış oldum arkadaşlar. Toplamda 4 tane beze hazırladım. Üzerini kapatıp kenara alıyorum. Hemen ilk bezeyi de tezgahın üzerine alıp çok az bir un ekledim gördüğünüz gibi. Elimle bu şekilde büyütüyorum biraz. Yumuşak bir hamur olduğu için açılması kolay oluyor. Daha sonra da birazcık oklavayla büyütüyorum. İsterseniz burada siz merdane de kullanabilirsiniz. Çok fazla kullanmamıza gerek kalmıyor zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizle biraz büyüttükten sonra oklavayla birkaç tur açtıktan sonra hemen kenara alıyorum. Şöyle kalınlığını sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Hemen aynı şekilde ikinciyi de açıyorum. Çok az un kullanıyorum gördüğünüz gibi. Elimle biraz tezgahın üzerinde büyüttükten sonra hemen oklavayla birazcık daha açıyorum. Yeterli geliyor. Çok fazla inceltmiyoruz. Gerçekten bu bazlama çok lezzetli oldu. Farklı bir pişirme tekniğiyle hazırladım. İnanılmaz derecede yumuşak bir bazlama oldu. Denemenizi ısrarla tavsiye ederim. Yaptıktan sonra dondurucuda saklayabilirsiniz. Bu bazlamayı bir kere yapın, bir daha vazgeçemezsiniz arkadaşlar. Dışarıdan ekmek almaya hiç gerek yok. Gerçekten hem çok pratik hem çok yumuşak ve lezzetli oldu. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Hepsini açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk açtığımdan pişirmeye başlıyorum. Ben en sonuncu beziyi açıncaya kadar ilk açtığım bezi birazcık mayalanmış oluyor. Üzerlerini de kapatıyorum. Tavayı ısıtana kadar birkaç dakikada üzeri kapalı beklemiş oldu. Kullandığım tava çok ince bir tava arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir krep tavasında pişiriyorum.
İnce bir tava olduğu için ocağın altını tamamen kıstım ve üzerine bu şekilde bir kapak kapattım. Çok güzel kabardı. Sizlerin de mutlaka bu pişirme tekniğiyle yapmanızı tavsiye ederim. İsterseniz ara sıra böyle üzerine birazcık sıvı yağ sürebilirsiniz. İçinde mısır unu kullandığımız için sapsarı, pufur pufur, yumuşacık bir bazlama oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntüsü de çok hoş. Hepsini aynı şekilde pişiriyorum. Ben birini pişirirken diğerleri çok güzel bir şekilde mayalanmış. Bakın çok güzel kabardı. Çok belli oluyor ne güzel kabardı. Bu yüzden içi böyle göz göz sünger gibi yumuşacık oldu. İsterseniz yağ sürmeden de pişirebilirsiniz. Burası arzuya bağlı. Yine bunun da üzerine birazcık sıvı yağ sürüyorum. Ve pişirdiğim bazlamaları üst üste alıyorum arkadaşlar. Bu sayede ikisi birbirini daha güzel yumuşatıyor. Birbirinin sıcağı ile daha bir yumuşak oluyor. Eğer kalın bir tavada pişirirseniz ocağınızın altını orta ayara getirebilirsiniz. Benim kullandığım tava çok ince olduğu için tamamen ocağın altını kıstım. Bakın çok güzel bir bazlama oldu. Hemen bunu da kenara alıyorum. Hepsi aynı şekilde nar gibi kızardı ve yumuşacık oldu arkadaşlar. Deneyecek olan bütün herkese buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Şimdi sizlere bazlamanın son halini de göstereceğim. Sayfamda isterseniz farklı bazlama tarifim ve farklı ekmek tariflerim var. Sayfamı ziyaret ederek onlara da bir göz atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazlamalar pişti. Gerçekten çok güzel kızardı ve çok yumuşak oldu. Şöyle bakın yumuşaklığı belli oluyor. Şöyle bir de bölüp içini göstermek istiyorum. Bakın içi göz göz. Pamuk gibi yumuşacık bazlama oldu. Burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.